Ne yaptın? Mallar arka sokaktaki depoda. Allah Allah. Kartalı çıkarken gördüm. Azade ile konuşuyordu. Malları bıraktım dedi. Çetincim, sen zeki bir adamsın. İstihbaratın da kuvvetli. Nereden aldığını bilmediğim büyük bir güç de var arkanda. Ama geliyor. Ama Kartal'ı tanımak için biraz daha zamana ihtiyacın var. Ne demek şimdi bu? Gel. Şimdi bak bakalım ne görüyorsun? Gelirken de gördüm bunu. Ne olduğunu anlamadım. İnan hiç de merak etmiyorum. Düğün için getirdiler bunu. Gelin ısrar edince de boş durmasın deyip köfteci yapmışlar. Bak bakalım şu köfte yiyen görüyor musun? Malları buraya mı koymuş? Kartal bir şey saklamak istersin milletin gözünün önüne koyar. Artık malların nerede olduğunu biliyoruz. Yarın Kartal Bey'in özgürlüğünün son günü. Kuş kafese giriyor artık. Vallahi sen ne dersen de. Tekneyi karaya süreceksin, Korkmaz'ın mallarını içinde saklayacaksın. Bence çok iyi fikir. Çok iyi fikir. Helal olsun. Nereye? Ya ne oluyor yani? Kartal'la ilgili güzel bir şey söylemek yasak mı? Ya kardeşim çok seviyorsan git mesaj at. Seni içeri atacağız, haberin olsun de, tamam? Sonra göremeyince özlersin. Yok yok, girsin. Ben gider ziyaret ederim. Al şunu. Devam et. Sen nereye? Devam et, devam. Bir imkansız aşkın eksikti. Efe Tekin. Gibi mi görünüyorum? Yani anlatmak istersen dinlerim. Vaktim var. Sen anlatmak istersen ben dinlerim ya komiser. Ha? Sen niye hala benim peşimdesin mesela, anlatmak ister misin? Süper. Güzel, tabii evinizde kıyamet koptu. Sen de böyle bir şiştin iyice. Sinirini bir yerden çıkarman lazım ve harika, yanımda ben varım. Olma. Olma. Çağırdık mı seni? Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim dedim mi sana? Dedim. O yüzden Derhan elini kolunu sallaya sallaya gezerken seni burada bir başına bırakamam. Aramızda hiçbir şey kalmamış olmasına rağmen mi? Ayrılınca bitiyor mu sevda? Aramızda hiçbir şey kalmamış olmasına rağmen, evet.
güzel. Süper. Güzel çünkü ben bu gece aramızda bir şey olamayacağını tekrar anladım. Ne alakası var bu gece yaşananların bizimle ya? Ya ben senin yanında kalmış olsaydım... ...sen kim bilir yine o hangi müthiş planınla Kartal'ı içeri atsaydın... ...bundan birkaç yıl sonra halam bugün ne yaşadıysa ben de aynısını yaşayacağım. Ne demek o? Kısamıyorum. Çünkü ben ondan farklı bir durumda değilim. Affetsem içim almıyor o iğrenç herifin bize yaptıklarından sonra. Bir dakika, bir dakika. Sen o herifle beni bir mi tutuyorsun? Sen bir dakika, gerçekten çocuklara işkence yapan, patır patır adam öldüren bu ruh hastasıyla beni bir mi tutuyorsun şu an? Tutmuyorum. Efe tabii ki de seni adamla bir tutmuyorum. Ama sen günün sonunda Kartal'ı içeri atarsan o evin aynı şekilde bizim başımıza yıkılacak. Ya evet biliyorum, Kartal evinizin direği değil mi? Evet aynen. Kartal evimizin direği, sen oradan nasıl görüyorsun bilmiyorum. Ama o çocuk 9 yaşından beri o evin direği. Ve eğer ben seninle birlikte olursam... Yıllar sonra yine halamın bugün düştüğü duruma düşeceğim ya. İyi, ne güzel. Aileni seçtin, düşmanını seçmedin. Tamam, üzülme o yüzden. Sen düşman olmayı tercih eden sensin. Neyse, hadi aynı şeyleri konuşturmayalım. Bir eve bırakayım seni. Sen niye o resmi aldın? Çünkü bu resim sayesinde artık Bay Barsan'ın herifin bir sureti var. Alan sayesinde artık bir hayalet değil yani. Neye benzediğini biliyorsun. Güzel. Çok güzel. Belki bu sayede Kartal'ın peşini bırakırsın. Hı? Yani belki Bay Bars ararsın artık, kim bilir. Vallahi Kartal, Bay Bars, neyse artık hepsi benim için aynı. Tek bir paket. Tek bir paket derken? Sen Kartal'la Bay Bars'ı aynı yere mi koyuyorsun? Sen beni o ruh hastasıyla bir tutarken iyiydi ama, değil mi? Ya bu işler böyle canım. Hadi. Ne basıp duruyorsun kornaya? İnsan yaşıyor burada ya. Ama hadi oğlum, geç kaldın. Kartal'la Azade uçuşa geçti bile. Ne uçuşu? Korkmaz'la buluşmaya gidiyorlar. Hem de nerede? Bahar'ın restoranında. Bence bu tamamen Kartal'ın fikri. O da aynı sen ha. Bir taşla iki kuş vurmanın peşinde. Aynı ben falan değil. Alakamız yok bizim birbirimizle. Sen öyle san. Hadi in. Niye? Herkes kendi işine. Daha onların planlarını öğreneceksin. Ben baskını planlayacağım. Tamam. Beraber gidelim işte. Nereye beraber gidelim Çetinciğim? Ben seni emniyet müdürüyle görüşmeye mi götüreyim? Ya da Azade'yle toplantına mı katılayım? Nasıl yapalım? Çok kötü ya. Yani çevrelerimiz birbirinden çok farklı. Maalesef canım, ayrı dünyaların insanıyız. Şey çıkmayacağını bile bile Korkmaz'ın boş depolarına baskın yaptırdın ya. Daha senin peşinde ne yapacağız bilmiyorum. Nereye varacak bu iş? Varması gereken yere varacak müdürüm. Hepsini tek kalemde toplayacağız. Dün Bay Bars'ın fotoğrafını göndermiştim. Ondan bir şey çıktı mı? Yok, daha araştırıyoruz. Kahretsin ya. Ya neyse ne ya. Biz Korkmaz'la Kartal'ı alalım. Zaten ondan sonra Bay Bars kendiliğinden ortaya çıkacak demedin mi sen? Bu sefer de olmazsa bitiririm bu işi, haberin olsun. Böyle dağ başında, yaylada, bayırda konuşmakla olmaz bu işler. Olmaz, biliyorum. Bunlar suçüstüyle olur, delille olur.
Hepsini yapacağız müdürüm. Kartal şimdi Korkmaz'ın mallarını mahalleye sakladı. Artık neredeyse ortak sayılırlar. Korkmaz'ın onunla çalışacağını nereden biliyorsun? Çünkü Azade Kartal'ın tarafını seçti. Hatta bugün buluşacaklardı. Korkmaz avucunun içine almak için böyle bir fırsatı kaçırmaz Kartal. İyi de Korkmaz uyuşturucu işi yapıyor. Kartal'ın sicilinde nadir suçlardan biri bu. İstediğine ulaşmak için her yol mübahtır Kartal için müdürüm. O kendini çok da bulaştırmadan halledecektir bu işi. Ne zaman peki? Hı? Bizim işimiz bunların anlaşmasına kaldıysa zor vallahi. Teslimat yeri nereye, ne zaman yapılacak, nerede yapılacak? Basacağız diyorsun da neyi basacağız? Ha? Nereyi basacağız? Öğreneceğim müdürüm, onu da yakında öğreneceğim. Kim ben? Bizim de kendimize göre istihbaratlarımız var müdürüm. Hayrola, burayı mı buldun buluşmak için, çay bahçesi? Ya nesi var oğlum? Ne güzel mekan işte. Hava dar, hem göz önünde hem değil. Babam da çok severdi burayı. Öyle çok ortak noktamız da olmaz. Arada bir, mesela burası. Çetincim, tanıştığımızdan beri bir kez olsun ne kendinden ne de ailenden bahsettin. Şimdi bugünün buldum baba sorunlarını anlatmak için. Ama sana bir sorun anlatmıyorum. Babam da burayı severdi diyorum. Ayrıca babamla ilgili bir gidip birine konuşacak olsam o kesinlikle sen olmazsın. Allah Allah, kim olurmuş? Ne bileyim, bir terapistle, bir psikologla, psikiyatristle falan konuşurdum. Mantıklı, bir git görün bence. Görünürdüm de ben psikolojiye inanmıyorum. Niye? Eski kafalıyım ben. İçime atıyorum. Ne güzel, ben de ilgilenmiyorum zaten. Teslimat yerini öğrendin mi? Kırıcısın. Allah'tan ben kırılmıyorum. Öğrendim. Teslimat bu gece yarısı. Bu gece yarısı. Hayırdır? Müsait mi değilsin? Yok, daha var gece yarısına da. Kartal'ı yakaladıktan sonra yapamayacağım şeyi yapmak için son şansım bu. Neymiş o? Özel canımı, ilgilendirmez seni. Özente ha bu herif. Benden gördü kendine gizem yaratıyor ya Allah'ım ya. Geldin. Hoş buldum. Görüşürüz. Görüşürüz. Siz gelmeseydiniz ya. Siz kaç gibi bekliyordunuz? Vallahi bir 45 dakika oldu ben geleli. Bir buz alabilir miyim? Vazgeçmeyeceğim diyorsun yani. İnatçı bir kişiliğim. Konuşmam. Ama buraya başka bir şey için geldim. Bu konuda gözüm arkada değil. Sana Şesu göz kulak oluyor, farkındayım. Sen nereden biliyorsun Şesu'yu? Polis olmanın da bir takım avantajları var canım. La sen yine beni mi takip ettiriyorsun? Bunu asla bilemeyeceksin. Efe! Vallahi istediğin yeri dök, kır, parçala. Zaten alıştım. Ama gerçekten başka bir şeye geldim. Ne için geldin? Bir ricam olacak senden. Ne ricası? Benimle bir yakınımı ziyarete gelir misin? Niye geliyorum ben senin yakınını ziyarete? Çünkü söz verdim kendisine seni getireceğim diye. Ne sıfatla götüreceksin beni acaba? Vallahi söyledim canım ben de kendisine ayrıldık falan diye de tutturdu işte getir getir diye. Yani üstelik bahsettim nasıl bir tip olduğundan da ama. Nasıl bir tipmişim komiser? İşte gıcık. Yaygaracı, cazgır.
Bil mukavele komiserim. Neyse, sonuç olarak vazgeçiremedim yani. Kimmiş bu senin kadar inatçı olan yakının? Halit abi, hatırlıyor musun? Kaybettin. Benim babam dediğin. İşte onun eşi Semiha abla. Anlatmıştım zaten sana da. Hatırladım. Öyle işte. Ziyaretine gittim. Böyle bir konu açıldı senden falan. Sonra işler buraya geldi yani. Anladım. Yani gerçi senin herhangi birisiyle insani bir ilişki kurduğunu anlamak zor. Ama anladım. Ama bak, öyle bizi bir araya getirmek için falan bir şeyse bu, öyle bir şey olmayacak. Biliyoruz herhalde. O zaman. Neyse ya, boş ver. Zaten kötü bir fikirdi. Yine de sormuş oldum. Hadi eyvallah. Komiser. Semih abla. Kanserdi değil mi? Eşesi var ön tarafta. Arkadan çıkmamız lazım. Bak, ne diyeceğim. İçeride abuk sabuk bir şey söyleme, tamam mı? Onu beni getirmeden önce düşünecektin. Yani canım ne isterse söylerim, engel olamaz. Tamam, dur dur. Ne yapacağım? Allah'ım, niye hep ben başıma bela alıyorum ya? Aa, serseriye bak ya. Durdu durdu, gün aşırı gelmeye başladı. Sen dedin gel diye. Ben dedim, gelinimi getir dedim. Merhaba. Getirmişsin. Kimi getir dediniz teyzeciğim? Seni işte, gelinimi. Ha, gelinim. Orada durmayın, geçsenize. Gel. Tabii tabii, geçeyim. Tabii tabii teyzeciğim, oturayım. Bizim seninle kim bilir konuşacak nelerimiz vardır, nelerimiz. Ay ilahi kızım. Ay sen ne fena bir şeymişsin. Vallahi hiç benlik bir şey yok teyzeciğim. Sen onu manyak oğluna söyleyeceksin. Yani bir gün bakıyorum evin camının önüne tünemiş. Ertesi gün gidiyorum, koşuyorum peşinden, dönüp yüzümüze bakan yok. Yani bu durumda sen söyle, böyle bir durumda sağlıklı bir ilişki yürütülebilir mi, yürütülemez mi? Ama suç sende. Hasta etmişsin oğlanı kendini. Siz vallahi maşallah ya, iyi işbirliği yaptınız ha arkamdan. Yok vallahi hiç de arkamdan değil, gayet önünden yapıyoruz. Ayrıca yani hiç yalan yanlış bir şey söylemiyorum. Olan neyse onu anlatıyorum. Peki bu kadar şeyden sonra sizin inadınız ne? Yani bir cevap bekliyorum. Seçimlerimiz birbirine uymuyor diyelim Semih ablacığım. Evet, kendisi aile kavramından bayağı bir uzak olduğu için niye abimin tarafında olduğumu anlayamıyor maalesef. Evet, aynı şekilde kendisi de adalet kavramını kafasına göre yorumladığı için ailesini korumayı bir marifet zannediyor. Yani sonuç olarak biz çok denedik. Olmuyor Semih abla. Olmuyor bir türlü. Olduramadık. Oh. İyi, iyi. Benim içim rahat. Ha, ölmeden ben görür müyüm orasını bilmem. Ama her şey geçecek. Bütün kavgalarınız hiç tahmin etmediğiniz şekilde bitip gidecek. Sonra birbirinize bakacaksınız. Diyeceksiniz ki bunun için miydi? Bunun için bu kadar zaman kaybettik. Ya o yüzden çok uzatmayın. Hayat çok kısa. Şimdi farkında değilsiniz ama şu an kaybettiğiniz zamandan daha kıymetli hiçbir şeye sahip değilsiniz. Olmayacaksınız da. Ya?